Eylem planına hoş geldiniz. Geldik gene. Sıradan sinema bilgileri 5. Sandığım enerji yok. Sıradan sinema bilgileri 5. Oldu bence. Oldu müthiş oldu. 5. Bugünkü bölümümüzde birazcık sinema teknolojileri konuşacağız. Yani o Children of Men gibi ama sinemanın ilk günlerinden başlayacağız. 1900 o kadar da gerilere gitmemişim ama sinemanın ilk günlerinden beri var olan bir teknolojinin evrimini konuşacağız gene. Taş devri filmi evrenseydin ya. Oradan başlayacağız, yolculuğunu göreceğiz. Hadi gene 45 dakika sürdü. Sen konuşuyor. Ben konuşuyorum. Şimdi çok eskilere, sinema klasiklerinden birine, benim de çok sevdiğim Buster Keaton'ı. Ya bu YouTube videosu bile 2016'da konulmuş. Sen bana kaç yılını izletiyorsun acaba? Ama başlamadan önce. Yorum yapmayı, takip etmeyi, zili açmayı, ondan sonra arkadaşlarınıza önermeyi, abone olmayı. Like. Like'lamayı. Beğen. Like'lamayı artık herkes biliyor. Bunu açıklamama gerek yok. Tamam. Bunların hepsini yapın. Sonrası için konuşuruz. Tekrar. Sherlock Junior adlı filminden birkaç sahneye bakacağız. Her zamanki gibi bunların nasıl yapıldığını. Renk yok. Renk yok dedi ya. Şimdi hepsini izlemeyeceğiz. Merak etme ki hepsi de izlenir. Bir de konuşmasız mı bu? Tabii ki. 1910-15'li yıllardayız. Güzel bir tabir kullandın. Teknikada o olmasa da. Ama dikkat edersen bir anda iki tane oldu Buster Keaton. Yani sinemacıların bir anda iki tane yapma özelliği. Oyuncuyu iki yapma özelliği. Allah'ım inanılmaz. Biz de yapacağız. Ama günümüzde bu çok kolay. Nasıl yapmış olabilirler sence bunu? O yıllarda. Yani ben nereden bileyim? 1924. Ben zekiyim ama yani şimdi ben milattan önce de ne olmuş bilemem. Tarih bilgimi değil. 1924 canım. İlk kullanımı 1903'te. Life of an American Fireman adlı filmde. Annem bile doğmamıştı daha. Sen niye bilmiyorum anlamıyorsun? Bilmiyorum bir cevap değil mi bu kanalda? Tahminlerini soruyorum. Bilip bilmediğini de. Bir terim kullandın. Gölgelendirmişler. Neden onu kullandın? Ya ne bileyim böyle sinemacılar saçma sapan yavaklık isimler seviyor. Öyle bir şey koymuşlardı. Işıklandırma. Değil. Çift pozlama. İki kez çekip bir katmanın geçirgenliğini azaltıp üst üste bindirme. Yani bunu tahmin edebilirsin. Procreate'de katman ekleme gibi. Fiziksel örnekleri bunlar. Yani fiziksel olarak yapılıyor. Procreate'de dijital olarak yapıyorsun. Ama çok eski ya o teknoloji yoktur diye düşündüm. Zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe teknoloji ve insanların artık bilgileri, mühendislikleri de arttıkça biraz daha aynı oyuncuyu iki rolde gösterme gibi teknikler başladı. Keşke bu tekniği öğrenmeselerdi de. Her oyuncu kendi kendine oynasaydı sadece. Ama gördün son güncel örneklerinde Social Network'te falan. O adamın bak, iki tane olması beni tatmin etti. Yoksa ikisi de aynı oyuncu. 1946. Mesela anladın mı? Ne gerek var bunun ikisini aynı oyuncu yapmaya? Şimdi filmi izlemedik. Vardır bir gerekliliği. Olmuyor. Ama tabii tam bir etkileşimleri yok. Etkileşim. Sence bunu nasıl yapmışlardır? Hani bunu mesela kamerayı bir yere koyarsın. Bir tarafı çekersin. Sonra diğerini çekersin. Sonra eş zamanlarsın. Örnek olarak şimdi bir tane biz yapıyoruz. Hazırsanız çift Esra göreceğiz. Yapacak mıyız bunu işte? Çok sen de çok güzel. Bunu ben de yaparım. Bu o kadar zor bir şey değil. Sil burayı. Emin ol sileceğim. Teknik birebir anlattığın şekilde. Hatta burada da baktığında kabaca biraz eski olduğu için belli aradaki çizgiyi var. Görebiliyorsun. Bu arada arkası da fake gibi zaten. Stüdyo burası. Uzun yıllar böyle bu teknik kullanılırken zaten böyle çizgi tam ya bir köşeye denk getiriliyordu ya bir ağaca denk getiriliyordu. Mesela bak burada çizgiyi aşıyor bir iki yerde. Bak sırf bunlar zaten diğer efektlere bak biz ne yapıyoruz. Bak biz ne keşfettik. Mesela burada kamera hareket ediyormuş. Ya bu sinemacı yılların hepsi senin gibi. Hep böyle bir şey işte. Tabii ki yıllar geçti ve sinemanın en büyük teknoloji keşiflerinden bir diğeri. 1980'lere geliyoruz, 90'lara. Neyse, en azından annem dünyadaydı. Ben de dünyadaydım. Geleceğe Dönüş serisine geliyoruz. Robert Zemeckis sinema tarihinde böyle her yeni filmiyle yeni teknolojiler deneyen büyük bir yönetmen ama en çok da tabii Geleceğe Dönüş serisini yönetmesiyle meşhur. Geleceğe Dönüş. Geleceğe Dönüş. Robert Zemeckis dedi ki tam bu iki Zemeckis önleri, bak buraya. Şimdi Geleceğe Dönüş'te gidiyorsun, geliyorsun, onu yapıyorsun, bunu ediyorsun. Karakterler gençlik, yaşlılık halleri birbirleriyle etkileşimde olacaktı. Ama Robert Zemeckis dedi ki ben kısıtlanmak istemiyorum. Kamerayı sabit koyup ikiye bölmek istemiyorum. Ve sırf onun için Industrial Light and Magic günümüzün de en büyük şey, özel efekt firmandan birisi bir teknoloji geliştirdi. Bakalım bunun nasıl yapıldığını tahmin edebilecek miyiz? Demin oyuncular sabitti. Kamera sabitti. Ortadan ikiye bölüyordu. Ama kamera hareket ettiğinde, oyuncular birbiriyle etkileşime girdiğinde bunu nasıl yapıldı?
Yani böyle bir teknoloji mi var? 1980'lerdeyiz yine, hatırlatıyorum. Yani 1980'in hayattan beklentisine bak. Üçü de aynı oyuncu bunlar. Oturanların mı? Evet. Kadın da. Hepsi Michael J. Fox. Ve bak şu an bir karakteri diğerine içecek koyuyor. Evin hepsi köşeli ama yani bunun bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Birbiriyle etkileşime geçiyorlar, dikkat edersin. Evet, nasıl yaptılar sence bunu? Çok bir daha izlemek ister misin? Etkileşime geçmediler. İzlettir bakalım bir daha. Kamera hareket ediyor burada. En büyük şeylerden birisi o. Üçü de aynı oyuncu bu arada. Ve karakterler arası etkileşim de var. Bunlar bu arada sırf yapabiliyoruz demek için yani. Evet evet, belli yani. O kaydırış da onda. Ama gene birbirlerine temas etmiyorlar yani. Birebir temas teknoloji iyice oturana kadar, yani günümüzde falan ancak mümkün oldu. Tahminini alalım. Yani bence gene bir tanesini anlatmıştım, hatırlamıyorum. Gene sürekli hepsini çekip çekip birleştirdiler. Kamera sabit değil. En büyük sorun ne olur burada kamera sabit olmadığında? Kamera oynuyor ama sabit aslında. Tamam, oynamasının yani belli bir açısı ve süresi var değil mi? Gittikçe detay ekleyip çok yaklaşıyorsun. Tam tutturamadın daha. Sence bu onu... Tam tutturmuyorum hocam şu an. Tahminlerle biliyor olmam yeterli bana. Yani çok özür dilerim de gene söyleyeceğim. Yani 3 tane oyuncu tutmak ne kadar zordu. Kendi çocuğunu oynuyor, kendini oynuyor, kızını oynuyor. Yüzleri benzesin diye. Sen Allah aşkına koy şuraya annenle fotoğrafını, ablanla. Üçünüz aynı mısınız? Ya dün bana demedi mi babanla ikiz gibisin çocukluk fotoğrafında diye? Şimdi o ayrı bir... Ne oldu? Ne oldu? Şimdi konuya dönelim. Hayır, ben bak, bu kabul ediyorum. Teknoloji anlatabilir miyim? Gerek yok bir şey öğrenmeye. Yok gerek yok işte yok. Var. Anlat sen... hadi anlat gereği. 84 deyince diyorsun bana ya. Gerçekten. Yıl 2022 olmuş, güncel olacak. Anlat. Yine sinir krizine girmeyeceksen anlatıyorum. Bunlara motion control, yani hareket kontrollü kameralar diyoruz. İlk başta, en ilk çekimde bir operatör kullanıyor kamerayı ama bilgisayar tüm hareketleri kaydediyor. Daha sonra aynı oyuncu diğer karakterleri oynayacakken kameraya otomatik o hareketi motor sistemiyle yapabiliyorlar. Geleceğe Dönüş'ün çekildiği dönemde bu teknoloji daha çok yeniydi. Hatta Geleceğe Dönüş'te ilk kez bir filmde bir sahnenin çekilebileceği bir hale getiriyorlar. Günümüzde bir sınırınız yok. Gravity'deki teknolojide göstermiştik yani, istediğin gibi hareketi planlıyorsun ve yapıyorlar artık, ama o dönem bir ilkti ve sahnedeki hiçbir şey yerinden oynamasın diye, çekimler arası tutarsızlık olmasın diye her şeyi yapıştırıyorlar. Her şey yapışılı ve tam çekimin ortasında. Onlar da kolların üzerindeler. Üçüncü filmde birbirlerine yemek uzatıyorlar falan. Orada da hareketi tekrar tekrar yapabilmek için altlarında çubuklarla hareket ettiriyorlar ki hareket her seferinde aynı olsun. Ben sana dirseğini koyma dedim ya. Çünkü onu benim sonuna çizmem gerekiyor. Senin üstüne veya arkana gelebilmesi için çok işi uğraşamayız onunla. Ben uğraşırsın diye inanmıştım. Böyle anlatmayı biliyorsun. Buna da maskeleme diyoruz. Bunlar o şeyde de konuşmuştu. Evet, maskeleme lütfen. O maskelemeyi ama maskeleme, hep bunlar bende. Filmde nasıl yapıyorsun? Yani bildiğin negatif, dijital değil negatif kullanırken nasıl yapıyorsun? Çok karışık bir açıklaması var. Onun için girmeyeceğiz burada çünkü biraz uzun. Merak edenler için abi link bırakacağım. YouTube'un en müthiş, en emek verilmiş, en harika kanalı Captain Disillusion. Bunu en ince ayrıntısına kadar inceledi zaten. Videosu linkte, oradan girip izleyebilirsiniz. Evet, motion control bu filmle başlayıp şu an neredeyse her filmin olmazsa olmazı. Aynı oyuncunun birden fazla hareketi olduğu farklı şeylerde motion control artık en basit işlerde bile, evinizde kullanabileceğiniz küçük tripodlarda bile var artık, böyle son kullanıcının satın alabildiği. Of, ne diyorsun? Emin gereksiz diyordun. Yani çok yapılamaz bir teknoloji değil yani, ikisi birbirinden önce. Yapılamaz demedik ama daha yani yapılmış. Nelere yol açıyor? Ya tabii gün geçtikçe işte daha çok ilerlemesini sağlıyor yani, şu an bunlar çok basit şeyler. Artık günümüzde iPhone'undan hareket verilerini kaydedip atıp direkt kameraya otomatik alabiliyorsun sahneleri. Öyle bir hale geldi yani. Yani bilmiyorum ya. Öf, alın bir tane daha oyuncu oynatın, ne gerek var? Söyle hadi söyle. Neydi? Söyle. Hadi söyle. Söylemeyeceğim, özlen. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Bir dahaki bölümde görüşene kadar. Hoşça kalın, yorum yapın, likelayın, takip edin. Üçte bir sürü şeyi hatırlamıyorum şu an yarısını. Hepsini söyledim ve yorum yapacaklar. Hoşça kalın.